Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sefer sizin için fırında beşamel soslu patatesli tavuk tarifiyle geldim. Malzemelerimizden bahsedeyim öncelikle. Patateslerimizi gördüğünüz gibi halka halka dilimledim. Kuru soğanımı doğradım. Yazdan yapmış olduğum domateslerim vardı kavanoz. Ama siz isterseniz domates de doğrayabilirsiniz. Doğramayabilirsiniz. Salçamız var. Onu kullanacağım. 2 yemek kaşığı. Onun dışında beşamel sosum için lazım olanlar da 2 su bardağı süt. 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı toz kırmızı biber. Bu toz kırmızı biberimi açıkçası patateslerimde soslamak için kullanacağım. 2 yemek kaşığı kadar unum var. Yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağım var. Ve rendelenmiş kaşar peynirim var. Ben videoya başlamadan önce arkadaşlar tavuk göğüslerimi küp küp doğradım. Tencereye aldım. Bunları bir tarafta sıvı yağla kavurmaya başlayacağım. Bir yandan da bu halka halka dilimlemiş olduğum patateslerimi şöyle bir fırın kabımın içerisine alacağım. Ve bunları baharatlandıracağım ve 20 dakika fırında pişmeye bırakacağım. Öncelikle patateslerimi yapmakla başlıyorum. Ve zeytinyağı gezdireceğim. Bu şekilde. Biraz tuz, şöyle, biraz kırmızı toz biber, biraz karabiber eklemem gerekiyor. Eğer siz acı seviyorsanız buna kırmızı pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben biraz içerisine kekik de ekleyeceğim. Tamamen damak tadınıza göre istediğiniz gibi baharatlandırabilirsiniz. Ve şöyle el yardımıyla bunu karıştırıyorum. Bu şekilde. Ve daha sonra 20 dakika fırında pişirmeye bırakıyorum. Fırına verdim arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika 200 derecede pişmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, tavuklarımı pişirmeye, sotelemeye başlıyorum. Biraz zeytinyağı koydum üzerine. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişirdikten sonra kuru soğanlarını ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi patateslerimiz pişti. Onları çıkartıyorum. Tam 20 dakika yeterli oldu onlar için. Bunları ben biraz daha büyük bir fırın kabını almaya karar verdim. Burada çünkü çok üst üste bindiler. Çünkü üzerine henüz tavuk da gelecek. Tavuklarımı da şöyle göstereyim ben size, pişmek üzere. Gördüğünüz gibi biraz sonra onları da alacağım. Yaklaşık 2-3 dakika kadar sonra tavuklarım da hazır. Thank you.
Evet, artık beşamel sosumu hazırlamaya başlayabilirim. Orta ateşteki tenceremin içine tereyağımı koyuyorum. Unu ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Ocağınızın altı çok açık olmasın, orta ateş olsun, yanmasın ununuz. Kaç dakika kavuracağım ve yavaş yavaş soğuk sütümü ilave edeceğim. Göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir kıvam alıyor beşamel sosumuz ve hazır. Evet, yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Videoyu bitirmeden önce şunu da eklemek istiyorum. Siz dilerseniz kendi zevkinize göre bunun içerisine mantar ekleyebilirsiniz. Yeşil biber ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi baharatlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Ama şunu söyleyebilirim ki kokusunu da keşke videoyla gönderebilsem size. Nefis bir şey oldu. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.